Merhaba, ben Şeyma. Bugün sizlere UpSchool bitirme projemi sunacağım. Öncelikle içerikten bahsedeyim. Kendi hikayem, hard skills, core skills olarak ilerleyeceğim. Kendimden bahsedersem, 1996 yılında Ankara'da doğdum. 2019 yılında Ankara Üniversitesi Hemşirelik bölümünden mezun oldum. Şu anda da Ege Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı okumaktayım. Üniversite döneminde konferans ve projelerin yürütülmesinde görev aldım. Mezuniyetinden sonra da bir süre bu alanda devam ettim. Pandemi döneminde ve kent alanında çalışan eşimin sayesinde yazılıma ilgi duymaya başladım. Hemşirelikte sürekli bir problem çözmedir aslında ve bu konuda gelişmişken bu yönümü teknoloji alanında kullanabileceğimi de düşündüm. Öncelikle algoritma eğitimleri aldım. Sonrasında C ve C++ alarak ilerlemek istediğim alana doğru yolculuğuma UpSchool Java programına kabul olarak devam ediyorum. Bitirme projeme geçersem, projem bir restoranın simülasyonunu yapmaktı. İlk defa bu kadar kapsamlı proje yapacağım için başlarda çok heyecanlıydım. Kafamdakileri kağıda dökerek öncelikle neyi nasıl yapacağıma dair bir şema belirledim. Bu şekilde zihnim daha berrak bir şekilde ilerleme şansım oldu. Öncelikle şef, garson ve müşteri klaslarımı oluşturarak içerisinde her bir thread için kullanacağım metotları yazdım. Runnable interface ile implement ettim. UML diyagramından da göreceğiniz üzere threadlerimi array olarak oluşturdum ve başlattım. Yemek ve içecekleri liste şeklinde metot içerisinde oluşturdum. Order klasında siparişleri en fazla iki yemek bir içecek alacak şekilde olması için uygun konstruktörler oluşturarak kontrol ettim. MyLock sınıfımda oluşturduğum lock ile metotlara gelen threadlerin birbirini engellememesi için metotlarda bunu kullandım. Restoran klasında queue'ları kullandım. Çünkü siparişlerin kontrolü için ilk gelen ilk çıkar mekanizmasına ihtiyacım vardı. Gelen çalışma şekli şu şekilde. Customer sınıfındaki available metodu çalışır ve restoranın müsaitliği masa sayısına bakılarak kontrol edilir. Müsaitlik varsa müşteriler içeri alınır. Alınamayan müşterilerinin bekleyeceğine veya gideceğine random olarak karar verilir. Ve bekleyen müşteriler çıkan müşteri olduğu zaman içeri alınabilir. Giren müşteriler sipariş verir ve söyledikleri orderlara kendi ID'leri atanır. Bu sayede müşteri ve sipariş eşleştirilmiş olur. Alınan sipariş preparing order queue'suna eklenir. Şef bu queue'yu kontrol eder ve gelen bir sipariş varsa bunu siparişin hazırlanma süresi sonrasında prepared order queue'ye ekler. Garson bu queue'yu kontrol eder ve prepared order queue'da sipariş varsa bu siparişi delivered order queue'ye ekler ve müşteri aynı şekilde delivered order queue'yu kontrol ederek eat meal metodunu çalıştırmaya başlar. Order ID'leriyle müşteri ID'leri eşleşirse o müşteri o yemeğini yemeye başlıyor. Ve müşteriler restorandan ayrılır, masa sayısı arttırılır ki bekleyen müşteri varsa gelebilsin. Şimdi projemden bir kesit göstermek istiyorum. Customer 5 giriyor ve siparişini veriyor ama masa sayısı dolduğu için 6, 7, 8 bekliyor ve 9 çıkmaya karar veriyor. Bu süre içerisinde wait person'lar sipariş almaya gidiyor ve şefler alınan siparişi hazırlamaya başlıyorlar. Ve ilk sipariş veren ilk önce siparişini alıyor ve yemeklerini yedikten sonra çıkıyorlar. Masa sayısı bir artıyor. Böylece bekleyen müşterilerden bir kişi içeri alınabilir ve süreç müşteriler gidene kadar devam ediyor. Ben bu projeyle beraber Akın hocamın sayesinde nesne merkezi bakabilmeyi yavaş yavaş özümsediğimi fark ettim. Hatta projenin bir yerinde nesneleri kullanarak bir yerden bir yere bilgileri taşırken bir farkındalık ve aydınlanma yaşamıştım. Bu benim için bir sihir gibi olmuştu. Akın hocama ve Asım hocama aktardıkları bütün birikimler için de teşekkür ediyorum. Programlamanın güzel ve zevkli olduğunu biliyordum ama bu kadar büyüleyici olduğunu öğrenmek de bana müthiş keyif verdi. Şimdi Core Skills kısmındaki deneyimime geçersem, UpSchool'daki eğitim inanılmaz bir deneyimdi benim için. İnsanlar benim nasıl olduğumu soruyor, bana destek veriyor. Yapamadığım veya takıldığım herhangi bir konuda bir sürü kişiden fikir alıyorum. Çok pozitif herkes. İzmir buluşmamız oldu. Orada şunu fark ettim ki daha önce gerçek hayatta görmediğim halde o kadar iyi bağ kurmuşuz ki birbirimize sürekli biz daha önce bir yerde tanıştık falan dedik. Eğitimlerde
Teknik anlamda neleri nasıl yapmalıyım, nasıl çalışmam gerektiğini, kendimde sosyal anlamda neleri geliştirmem gerektiğini gördüm. Kendim ve başkalarını challenge etmeyi deneyimledim. Seyirlerde kendimi ve kendime ait gördüğüm değerlerin de farkına vardım. Geliştirmeye açık yönlerim olarak heyecan ve sabırsızlık konusunda ilerlemeye başladığımı düşünüyorum. Her yönde gelişmiş bir şekilde mezun olmak benim için çok tatmin edici oldu. Upskill'a bana inandıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.